gelişmeleri takip ediyoruz. 31 Ocak saat 09:30 itibariyle dünya genelinde ABD, Fransa, Avustralya, Almanya ve Kanada dahil olmak üzere 23 ülkede toplam 9810 vaka görüldü. Bu sayının %99'unun Çin'de olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Yine tamamı Çin'de olmak üzere 213 kişi hayatını kaybederken 187 vakada tedavi edilerek taburcu oldu. Hayatını kaybeden vakaların büyük çoğunluğu bizim risk grubu dediğimiz kronik hastalığı olan 65 yaş üstü ve bağışıklığı düşük kişilerdi. Biliyorsunuz Dünya Sağlık Örgütü herhangi bir uyarı bildirmeden ve dünyanın birçok ülkesi bu virüsü tehdit olarak algılamadan önce biz Türkiye olarak önlemlerimizi adım adım hayata geçirdik. 31 Aralık tarihinde Çin'in Wuhan kentinde ilk vaka görüldükten sonra yaklaşık 10 gün kadar sonra Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğümüz ile Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz gerekli tedbirleri devreye almaya başladı. Bakanlığımızda ivedilikle bilim kurulumuzu oluşturduk. Şu anda bilim kurulumuz ve birim amirlerimizle birlikte de toplantı halinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bugün bilim kurulumuzun 4. toplantısını gerçekleştiriyoruz. Sizlere bu açıklamayı yaptıktan sonra da bilim kurulu ile toplantımızı devam ettirmiş olacağız. Havalimanlarında 365 gün 24 saat sağlık personeli bulunduruyoruz. Çin'den gelen tüm uçuşlar için bulaşıcı hastalık kontrol önlemlerini devreye soktuk. Havayolu şirketleri, tur operatörleri ve turizm şirketlerine yönelik bilgilendirmelerimizi yaptık. Çin'den gelen uçuşlarla ülkemize giriş yapan yolcuları uçaktan inişte termal kameralarla tarıyoruz. Şu ana kadar 11 bin yolcu tarandı ve herhangi bir şüpheli yolcuya rastlanmadı. Ayrıca karantina odalarımız, negatif basınçlı sedyelerimiz, koruyucu ekipman ve malzemelerimiz tüm illerimizde ihtiyaç halinde kullanılmaya hazır olduğunun altını çizmek istiyorum. Yani yeterli koruyucu ekip ve malzeme bulundurduğumuzu bütün illerimizde hassasiyetle takip ettiğimizin altını çiziyorum. Biliyorsunuz tanı, önlem, olası vakada uygulanacak prosedürler, korunma ve kontrol önlemleriyle ilgili bir rehber hazırladık bilim kurulu ile birlikte. Tüm sağlık tesislerimiz ve çalışanlarımız olası bir vaka durumunda yapmaları gerekenler hakkında bilgilendirildi. Okullar açıldığında ise Milli Eğitim Bakanlığı ve Kredi Yurtlar Kurumu'na yönelik bilgi notlarımızı kendileriyle ayrıca paylaşmış olacağız. Bu tehdit var olduğu sürece biz Sağlık Bakanlığı olarak en ufak bir riski göz ardı etmemek adına güvenlik öncelikli bir anlayışla hareket ettik ve devam ediyor olacağız. Ateş, öksürük, solunum sıkıntısı gibi şikayetleri olan ve Çin'e seyahat etmiş ya da Çin'den ülkemize gelmiş vakalar olur ise klinik tablo tam oturmasa bile tedbir amaçlı gözetim altına alıp tetkikleri yapıyoruz. Bu konuda özellikle sosyal medyada yer alan yer yerde maksatlı paylaşımlara itibar edilmemesini bir kez daha rica ediyorum. Bakanlık olarak her türlü bilgiyi sizlerle paylaştık ve paylaşmaya devam ediyoruz. Bundan sonraki dönemde de mümkün mertebe günlük paylaşımları yapacağımızı da söylemek istiyorum. Bugüne kadar farklı illerden şüpheli görülen 68 kişiden numune alınarak ulusal viroloji laboratuvarımızda analiz edildi. Şu ana kadar Türkiye'de kesin olarak yeni koronavirüs tanısı alan hastamız olmadı. Bir daha söylüyorum. Şu ana kadar
Türkiye'de kesin koronavirüs tanısı alan herhangi bir hastamız olmadı. Eğer olur ise bunu izole etmek üzere tüm imkanlarımızın hazır olduğunu, yeterli olduğunu, kapasitemizin de son derece bu anlamda yeterli olduğunu ayrıca ifade etmek istiyorum. DSO yani Dünya Sağlık Örgütü dün geceki toplantısının ardından virüsün diğer ülkelere yayılımını engellemek amacıyla ve salgına müdahale kapasitesi özellikle yetersiz ülkeler olması nedeniyle küresel acil durum ilan edildiğini bildirdi. Ancak DSO seyahat kısıtlamasına da gerek olmadığını ve bu durumun uluslararası ticareti etkilememesi gerektiğini de ayrıca ifade etti. Bununla birlikte Türk Hava Yolları özellikle sorumlu bir adım atarak 9 Şubat'a kadar Çin uçuşlarını da durdurdu. DSO bu açıklamada ayrıca Türkiye'nin de arasında bulunduğu vatandaşlarını tahliye eden ülkelerle ilgili de şu ifadeyi kullandı. Bu durum ülkelerin lojistik, enfeksiyon kontrol ve teknik kapasite olarak kendilerine olan güveni göstermektedir ifadesini özellikle belirtmiş oldu. Değerli arkadaşlar, biz Türkiye Cumhuriyeti olarak bugüne kadar hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmadık, bırakmamaya da kararlıyız. Savaş bölgelerinden ve toplumsal olayların yaşandığı ülkelerden bugüne kadar binlerce vatandaşımızı ülkemize getirdiğimizi biliyorsunuz. Hastalığın merkezi olan Çin'in Wuhan kentinde ikamet eden ve hiçbir şekilde hastalık şüphesi olmayan vatandaşlarımız var. Biz hastalığın kol gezdiği bir şehirde tamamen sağlıklı olan vatandaşlarımızı bırakarak onları riske atamayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarımızla koordinasyon halinde harekete geçtik. Gerekli diplomatik girişimlerin tamamlaması ardından ve muhtemelen önümüzdeki birkaç saat içinde izinler alındı ama hazırlık süreçleri devam ettiği için biraz uzadı. Değilse dünden bu yana bütün bizim hazırlıklarımız tamamdı. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400M tipi kargo uçağını ambulans uçağı dönüştürerek vatandaşlarımızı getirmek istiyoruz. Uçakta gerekli tıbbi donanım mevcut. Ancak oradan getireceğimiz vatandaşlarımız arasında hasta olmadığını özellikle de tekrar hatırlatmak istiyorum. Vatandaşlarımız maske gibi gerekli korunma tedbirlerini alarak bu dönemde özellikle taşınma sürecini daha hassasiyetle sağlamış olacağız. Gece hareket etmesini planladığımız ama şu saatlerde muhtemelen hareket etmesini düşündüğümüz uçak da iki enfeksiyon hastalıkları hocamız da ayrıca hemşire ve diğer sağlık personeli ekibiyle birlikte hazır halde bulunacak. Koruyucu kıyafetler, maskeler, dezenfektan malzeme ve diğer tıbbi cihaz ve malzemeler uçağa yüklendi. Ayrıca TİKA tarafından ve Sağlık Bakanlığı olarak Çin'e gönderilen tıbbi malzeme yardımı da bu uçağımızla ulaştırmış olacağız. Bu yardımlar arasında yer alan 1000 biyolojik tehlike tulumu, 100.000'e yakın maske, medikal koruyucu gözlük gibi malzemeler de uçağa yüklenmiş oldu. Kendi vatandaşlarımıza ilaveten dost ve kardeş ülkelerden gelen taleple onların vatandaşlarını da tahliye ediyoruz. Toplamda 34 Türk vatandaşımız, 7 Azeri, 7 Gürcü ve 1 Arnavut vatandaşı sağlık kontrollerinin ardından uçağa alınacak. Tekraren ifade ediyorum. Vatandaşlarımızın hiçbirisinde ve diğer vatandaşlarda
herhangi bir hastalık belirtisi yok. Buna rağmen en uç ihtimalleri de düşünerek yolcuları özel izolasyonla getiriyoruz. Sağlık ekibimiz oraya vardığında her yolcu için gerekli tetkikleri yapacak, yol boyunca tahliye prosedürlerimiz sıkı şekilde uygulanacak. Uçak indiğinde de ekiplerimiz dahil olmak üzere 14 gün gözlem altında tutulacak. Dolayısıyla en ufak bir ihtimal bile elimine edilerek ve bu süreçte kimsenin şüphesi ve endişesi olmayacak şekilde tedbirleri aldığımızı ifade etmek istiyorum. Özellikle bu vatandaşlarımızı ve diğer vatandaşları ayrı şu an kullanılmayan ve şehir hastanesiyle birlikte taşınan kullanmadığımız bir hastaneyi bu süreçte tekrar kullanır hale getirdik, hazır hale getirdik ve bu hastane daha sonra da hasta takibi için tekrar kullanılmayacak olan bir hastanemiz. Dolayısıyla bu anlamda herhangi bir hastamızla da teması olabilecek bir binada da olmayacağını özellikle ifade ediyorum. Dünyanın hiçbir ülkesinde de bu şekilde hazır bir hastaneye taşınan vaka olmadığını da altını çizelim. Birkaç ülke daha çok belli bölgeler ayrılarak bu takibi yaptığını biliyoruz. Ama biz özellikle hastane ortamında daha sonra kullanılmayacak ve vatandaşla hastamızla teması olmayacak bir ortamı özellikle tercih ettiğimizi ve bu anlamda bütün hazırlıklarımızı yaptığımızı ve 14 gün boyunca da bu süreçte burada karantinaya alınacağını, bütün tedbirleri bilim kurulumuzun önerileri doğrultusunda devreye sokacağımızı özellikle ifade etmek istiyorum. Bu anlamda herhangi bir endişeye kapılmamasını, olaya ciddiyetle yaklaştığımızı, olayı ciddi gördüğümüzü ama biz de bakanlık olarak son derece ciddiyetle yaklaştığımızı ifade etmek istiyorum. Öte yandan İtalya'da bir geminin karantinaya alınması durumu vardı. Bununla ilgili de biz özellikle ve yapılan tetkiklerde yolcularda herhangi bir vakaya rastlanmadığı bilgisi de yeni ilan edildi. Ama biz Çin limanlarından Türkiye'ye gelen bugüne kadar herhangi bir zaten yolcu gemisi bulunmuyor. Çin'den gelen yük gemileri olabiliyor. Bunun için de tüm gemilerin tabi olduğu sıkı tetkiklerden geçirerek gerekli önlemleri aldığımızı bilmenizi istiyorum. Ayrıca limanlarımızda 33 sağlık denetleme merkezimiz de görev yapmakta. Koronavirüs tehdidi sürdüğü müddetçe bundan sonraki süreçte sizler aracılığıyla düzenli olarak demin de bahsettiğim şekliyle bilgilendirmelere ve bilim kurulumuzun aldığı veya yeni ilave tedbirler alınması gerekiyorsa bunlar dahil olmak üzere şeffaf bir şekilde bu süreci götürerek bu açıklamaları yapmayı düşünüyoruz. Bundan da kimsenin endişesi olmasın. Halk sağlığını tehdit edebilecek her türlü tehlikeye karşı teyakkuzda olduğumuzu ve olacağımızı bilmenizi istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu arada Adana'da gözetim altında bulunan iki vakamız vardı. Bu iki vakanın sonuçları çıktı. Negatif olduğunu söyleyebilirim. Burada bir de şunu ifade etmek istiyorum. Bu süreçte bu vaka sayısı 70 oldu. 70 gözetim altına aldığımız vakamız oldu. Ve bu dönemde herhangi pozitif çıkan koronavirüs tanısı alan vakamız olmadı. Peki niye bu kadar vaka içerisinde hiç çıkmadığı sorulabilir? Çünkü biz özellikle ilk günden itibaren yani 20 gün önceden denetimleri sıkı olarak uyguladık. Yani en ufak Çin'den gelen veya Çin'den gelen biriyle teması olan kişiyi en ufak bir hastalık belirtisi olduğunda
hiç düşünmeden gözetim altına alıp numuneleri devamında aldık. O nedenle geniş, daha hassasiyet ve ciddiyetle yaklaştığımız için numune aldığımız hasta sayısı fazla, yani bu hassasiyetle yaklaştığımız için sonuçlar o nedenle oldukça değil, hepsi negatif olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Evet. Şimdi bununla ilgili hastanemiz belli. Biz günler öncesinden bütün hazırlıklarımızı yaptık ve özellikle hastanenin gündem olmaması ve oraya da bir yoğunlaşmanın olmasını istemediğimizden bu anlamda söylemedik. Ama yarın hastanenin hangisi olacağını göreceksiniz. Dolayısıyla yarın söylemiş oluruz. Ama boşaltılan, kullanılmayan, hastane altyapısı olarak hiçbir eksiği olmayan bir hastanemiz olduğunu, bu anlamda yeterli olduğunu, bütün tedbirlerinin bilim kurulunun önerileri doğrultusunda alındığını ifade etmek istiyorum. Evet. Tarama yöntemi uygulanmaya geçirildi. Bu kapsamda da gelen yolcular örnekten yani daha iyi anlaşılıyor. Mesela Kuluçka dönemi 14.400 ama birinci günde yolcu gelirken Kuluçka döneminde termal kamaya da anlaşılıyor mu? Yani bunun başka bir yöntemi var mı ya da? Şimdi hayır, başka bir yöntemi dünyada da yok. Yani dünyada da biz bu tedbirleri bilim kurulumuz evet sıkı bir araya gelerek kendi aralarında özellikle bu konuyu gündem yapıp alınması gereken tedbirleri bize söyleyip biz bunu uyguluyoruz. Burada sorun yok. Dünyada da bu anlamda uygulanan yaklaşımları anlık zaten takip ediyoruz. Bu anlamda dünyada uygulanıp Türkiye'de uygulanmayan herhangi bir yaklaşım tarzı olmadığı gibi biz Dünya Sağlık Örgütü Türkiye için bu tedbirlerin alınmasını önermediği bir dönemde yani 20 gün önce bu tedbirlere yine bilim kurulumuzun hassasiyetle yaklaşmasıyla bakanlık olarak hassasiyetle yaklaşmamızla uygulamaya başladık. Yani birçok ülkenin termal kamera, karantina odası, negatif basınçlı sedye ve karantina odalarında takip dahil olmak üzere ve numuneleri erken dönemde alıp hemen sonuçlarını ortaya çıkarmak anlamında uygulanmadığı bir dönemde biz bu tedbirleri almaya başladık. Dolayısıyla dünyada termal kamera ve benzeri bu tedbirleri Dünya Sağlık Örgütü şimdi öneriyor. Biz 20 gün önce başlamıştık. Burada demin de ifade ettim. Özellikle dışarıdan gelen yani Çin'den gelen veya Çin'den gelen biriyle teması halinde en ufak halsizlik dahil bir yakınmada, halsizlik dahil, ateş olması gerekmiyor. Halsizlik gibi, ishal gibi, bir takım karın ağrısı gibi, bir takım non-spesifik bulgular olmasıyla bile biz gözetim altına aldık. O nedenle 70 vaka olduğunu söylüyorum. Gözetim altına alarak bu takibi yaptık. Peki bunu nasıl uyguladık? Yine bilim kurulunun ortaya koyduğu tedbirleri bir rehber haline getirdik. Yine dünyada birçok bölgede, birçok ülkede uygulanmadığı halde. Erken dönemde bu rehberle hastalığın tanısı, tedavisi ve devamındaki yaklaşımı belirtmek, bu çerçeveyi net ifade etmek üzere herkese bir örnek olması, bir kılavuz olması anlamında bütün sağlık kuruluşlarımıza bildirdik. Dolayısıyla bu anlamda eksik değil, fazla yapılan bir yaklaşımın olduğunu söylemek istiyorum. Evet, başka? Bu bilgi doğru mudur? Bir de bu gecede bu tanı konması için yeterli.